Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kulak verelim. Bizim kadromuz çok geniş ve çok güçlü bir kadromuz var. Yani işte oyuncu transferi yapacağız, kadromuzu daha da güçlü hale getireceğiz. Bunun için zaten başkanımız, yönetim kurulumuz bu anlamda, transfer komitemiz bu anlamda çok güçlü bir şekilde çalışıyor. Ama demin de söylediğiniz gibi yani bir yandan da baktığımızda yani orta sahada işte geçen sene şampiyonlukta önemli rol oynayan yine Torreira var. Kerem var, Berkan var. Yani sezonu çok aslında iyi bir şekilde bitirdiler. Kaan milli takımın orta sahasıydı Avrupa Şampiyonası'nda. Baktığımızda elimizde bu anlamda güçlü oyuncular var bizim için. Ama tabii ki oraya yani daha değişik tipte bir oyuncu takviye etmek istiyoruz. Bunun için de çalışıyoruz. Yani birçok görüştüğümüz yine oyuncu var. Yani bunların içerisinden bir tanesini gerçekleştirecek. Şey mutluluk verici. Yani demin de söyledim, Beşiktaş Van Bronckhorst'u getirdi. Gerçekten önemli, değerli bir teknik adam. Bu benim için mutluluk verici. Mourinho gibi çok önemli bir isim Türkiye'ye geldi. Hani bu bir teknik adam için beni sevindiren bir şey. Yani bu önemli, güçlü rakiplere karşı mücadele etmek. Yani geçen senelerden önemli teknik adamlar vardı. Yani ben ilk başladığım seneye baktığımda yine rakip olarak yani Jorge Jesus gibi gerçekten çok tam winner bir şey vardı, karakter vardı. Yani her gittiği yerde şampiyon olmuş. Çok önemli bir güç vardı. Yani ona karşı yaşadığımız şampiyonluk. Yine Şenol Hoca, Şenol Güneş o sezonda Beşiktaş'ın teknik direktörüydü. Yani devamında geldi. Yani ona karşı yaşadığımız bir şampiyonluk. Yani bu tür önemli teknik adamlar gelecek, önemli yarışlar olacak. Bence en önemli şey Türk futbolunun daha yukarıya gitmesi. Süper Lig'de rekor En-Nesyri'de değerli izleyenler, Fenerbahçe rekor bedelle faslı oyuncuyu renklerine bağladı. Süper En-Nesyri! Fenerbahçe En-Nesyri'yi kadrosuna kattı, rekora imza attı. Jose Mourinho yönetiminde 2024-25 sezonuna hız kesmeden hazırlanan Fenerbahçe son olarak kadrosuna Yusuf En-Nesyri'yi kattı. Sarı lacivertlerin İspanya ekibi Sevilla'dan 19.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı faslı forvet, Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeli verilen isimler listesinin zirvesinde yer aldı. Faslı oyuncu kendisi için yapılan bonservis ödemesiyle Brezilyalı eski futbolcu Mario Jardel'i geçti. Galatasaray'ın 2000 yılında Portekiz ekibi Porto'dan 17 milyon euro bonservis bedelle transfer ettiği Jardel'in rekoru 24 yıl sonra kırıldı. Türk futbolunun En-Nesyri ve Jardel'in ardından en yüksek bonservisli isimler olarak 15'er milyon euro ile Fenerbahçe'nin geride kalan sezon kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'le Galatasaray'ın 2022-23 sezonu devre arasında transfer ettiği İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo bulunuyor.